Sünnet evet olmaya doğru ilerliyoruz. Sübyan okullarının açılması, türban medeni eğitimin yuvalara kadar inmesi, okulların büyük çoğunluğunun İmam Hatip yapılması, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın her geçen yıl daha az müfredatlarda yer alması ve en son olarak da müftülere nikah kıyma ilkesinin verilmesi sadece öne çıkan birkaç örneklerdir. Dış politika, ekonomi ve barış ilgili olumsuzluklar bu listeyi uzatabiliriz. Ama umutsuz muyuz? Hayır, asla. Olağanüstü hal şartları altında ana akım medyası başta olmak üzere medyanın %95'ini kontrol altına alarak halkın gerçekleri öğrenmesini engelleyerek ve tüm devlet güçlerini kullanarak yapılan 16 Nisan referandumundan aslında hayır çıkmıştır. Ve bu hayır çok önemlidir. Bu hayıra hepimiz sahip çıkmalıyız. 2019'a giderken bizleri çok büyük bir sınav beklemektedir. Birinci önceliğimiz dünyanın hiçbir ülkesinde eşi önderi olmayan bu anayasa değişikliğini tarihin çöp sepetine atmalıyız. 1923 yılında emperyalist güçleri yenerek layık Atatürk Cumhuriyeti'ni kurabilen Türk ulusu Atatürk'e layık olabildiğini ve uygarlaştığını, layık, demokratik ve bağımsız cumhuriyetini rehinlikten kurtararak bu sınavdan başarıyla çıkacaktır. Bu bir fetret devridir ve sonuna yaklaşılmıştır. Benimsemiş, çağdaş, layık, Türkiye Cumhuriyeti tüm dünya barışının da güvencesidir. Bu konuda Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk toplumuna her zamankinden daha büyük görev düşmektedir. Atatürk'ün kurduğu çağdaş, layık ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya milletleri için neden önemli olduğunu her platformda anlatmaya ve çalışmalarımızda bunları prensip edinmeyi bir görev olarak üstlenmeliyiz. Bugün Cumhuriyetimize sahip çıkacağımızı, vazgeçmeyeceğimizi, onu asla yaşatacağımızı hep birlikte haykırmak için buradayız. Bu büyük bayramımızı kutlamamızdan maddi ve manevi destek veren kişi ve kuruluşlara, her zaman yanımızda olan basın mensuplarına, balomuzun hazırlanmasına emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize, çatımızın altındaki derneklerimize, asistanım Arda'ya ve bu yoğun çalışmalarında bana büyük destek veren eşime, sevgilerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerini bir kez daha minnet, saygı ve şükranlarımızla anıyorum. To our values and our principles, the things that we believe in, the things that drive us, the reason why we're involved in politics, why democracy matters to us. What are our beliefs? It is a belief in democracy. It is a belief in the rule of law, that no one is above the rule of law, not a prime minister and not a president. Everybody is equal and subject to the rule of law. Öncelikle John Ryan, tabii yani onu söylemem lazım. Çok güzel bir konuşma yaptı. Çok güzel bir konuşma yaptı. Eğer Türkiye'de yapsaydı içeri alırlar. Yani milletvekili falan dinlemezlerdi. İçeri alırlar. 20. yüzyılın dehası. Bizim liderimiz, bizim milletvekili John Ryan çok güzel söyledi. Türkler yarattı bu lideri dedi. Orasını biraz dedim, tartışmamız lazım ama o Türkiye'nin külleri arasında, Osmanlı İmparatorluğu'nun külleri arasında çıkmıştı. Osmanlı Paşası'nı hiç unutmayalım. Fransızca ile İngilizce ile kısmen Almanca ile kendi şeyler öğrenmiş. 4263 kitap, altı çizilerek 15 seneden sonra okunu vermiyorum. Ben de çok kitap okuyan birisiyim, mecburum zaten mesleğim. Bütün hayatı savaşlarla geçen bir insan o kadar kitabı altını çizerek 12 bin sayfasının altı çizilmiştir onu. 24 küçük kitap haline de getirdiler, görebilirsiniz.
böyle bir lideri yaratmış olan bir toplum olarak her şeyden önce gurur duymalıyız, kıvanç duymalıyız. Türkiye'yi 600 yıllık, 600 küsur yıllık bir cenderenin içinden, bir karanlığın içinden, bir kulluğun içinden çıkarıp çağdaş dünyaya bir vatandaş, bir yurttaş olarak armağan eden bu adamın karşısında saygıyla, sevgiyle ve minnetle ilgiliyiz. Yılında Cumhuriyetimizin bunu bağırmaya devam edeceğiz. Aşkın ve umudun kaybettiği görünüş şey değildir. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız. Neden derseniz, çünkü hep biz kazandık. Hep bu halk kazandı. Ben hepinizin önünde saygıyla, sevgiyle gidiyorum. Bayramınızı büyük bir coşkuyla, mutlulukla kutluyorum. 94. yılımız, Cumhuriyetimizin 94. yılı kutlu olsun, mutlu olsun efendim. İyi bayramlar diliyorum, iyi bayramlar olsun. Çok teşekkür ederim. Seyirciler, şimdi 94. Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümü kutlama balosundayız. Yanımda Ersin Faikzade, Türkiye'nin elmas çocuğu olarak tanınan çok güzel bir sanatçımız yanımızda. Kendisi sahne aldı ve o görüntüleri de size getireceğiz sevgili seyirciler. Ama kendisinden de ilk önce bu gece hakkındaki duygularını almak istiyoruz. Ersin Bey hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum Halk TV'ye ve tüm izleyicilerimize, Türkiye Cumhuriyeti'ne. En büyük günümüz, en büyük bayramımızı Londra'da kutluyoruz. Her yıl Cumhuriyet balolarına Türkiye'de katılan ben, Cumhuriyetçi, Atatürkçü bir sanatçı olarak 10 yıl sonra İngiltere'ye geri geldim. İngiltere'de okumuştum. 10 yıl önce üniversiteyi bitirmiştim. Ve çok güzel bir amaç için geldim. Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. kutlamalarında Londra'da bir konser verdim. Muhteşem geçti ve çok mutluyum gerçekten. Bizlere de onur verdiniz Ersin Bey. Çok teşekkürler. Peki sizi Londra'da daha fazla görebilecek miyiz? Veya bundan sonra sizi nerede görebiliriz bu güzel performanslarınızı? Çok teşekkürler. Evet, Londra'da çok güzel teklifler ve konserler vereceğim yakında. İstanbul'da da yeni konserlerimiz var. Biliyorsunuz ki ben Türkiye Cumhuriyeti'nin elmas çocuğu olarak dünyanın pek çok yerinde tanındım ve konserler veriyorum. Türk milletini temsil eden, Türk annelerinin bir evladı olarak Türk dilini, Türk eserlerini dünyanın pek çok yerinde seslendiriyorum. Ve Londra, İstanbul, İzmir'de de konserlerimiz olacak yakında. Çok teşekkürler, çok güzel. Bütün bir sürü ülkede Türkiye'yi temsil ettiniz, barış elçisisiniz. Peki bu konuda bize söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı? Ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Evet.
Evet, benim hayat öykümü beni sevenler, takipçilerim çok iyi biliyorlar. Henüz 5 yaşındayken annemi MS hastalığına yakalandı ve 20 yıl boyunca büyük bir mücadele sonucu annemi kaybettim. Ve kendime yemin etmiştim insanlığa hizmet edeceğim diye ve varlığımın nedenini anladım. Ben insanlığa hizmet için gelmiştim ve dünyanın pek çok yerinde yaptığım insani projeler neticesinde Birleşmiş Milletler tarafından barış elçisi ilan edildim. En büyük onurum Türkiye'nin elmas çocuğu olarak dünyanın her yerinde karşılanmaktır ve insani projelerimize de Güney Amerika'dan Antarktika'ya kadar beni tanıyanlar çok iyi biliyor. Çok değişik projelerle devam ediyoruz. Türkiye'nin elmas çocuğu Ersin Faikzade, sevgili seyirciler. Bugün Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak için Londra'da bizlerle sahne aldı. Çok güzel bir performansıyla o görüntüleri de sizlere getireceğiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz buradan. Umarım tekrar en yakın zaman içerisinde sizleri tekrar görebileceğiz İnşallah. Bir etkinlikte. Çok sağ olun Ersin Bey. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Yıl arkasından